Aloe vera Lissabon, altmes Chiligramm Sodiumhydroxid, Doxan 1 Gramm Safsu, Doxan 1 Gramm Aloe vera Suyu, Kirktokos Gramm Avocado ja, Yirmi 4 Gramm Hint ja, Yus 2 Gramm Hindistan Cevizi ja, Yus 71 Gramm Seitan ja, Yus 22 Gramm Shea ja, 25 Gramm CP Green Tea Essence, ve istediğiniz miktarlarda Frozen Sedef, Karamel Sedef, Titanium Dioxid. Merhaba, Justine Sabunatelier.com'dan. Bugün beraber bir tane Aloe Vera sabun yapıyoruz. Hem de yuvarlak yapacağız. Bunun için şu meşhur cips kutuları kullanacağım. Burada kosteklim suyum var. Burada Aloe Vera suyum var. Burada yağlarım var. Yağ olarak Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı, avokado yağı, hint yağı ve shea yağı kullandım. Onu ilk olarak eriteceğim ve soğutmaya bırakıyorum. Kosteklim de bu yüzden önce hazırlanıyorum, soğutmaya bırakıyorum. Bunun içinde burada titanium dioksit var, yağla çözük. Essans, green tea kullanıyorum. Karamel zedef ve frozen zedef, ikisi de yağda çözük. Böyle daha kolay çalışmak mümkün. Bunun içinde bugünkü tasarım için birkaç tane ölçü kabı ihtiyacı olacak. Şimdi yağlarım eridi. Kostik de bayağı soğudu. Şimdi kostiğe benim aloe vera suyu ilave ediyorum. Aloe vera suyu ilave ettikten sonra lütfen tekrar soğutmaya bırakın. Onu yapmadım ve bu yüzden tasarımda sıkıntı yaşadım. Ve şimdi böyle hazırladım kostik suyu. Burada ilave ediyorum. Bugün çoğu işlem telden elden yapıyorum. Çünkü uzun bir tasarım. Yani uzun dökmek için uzun zaman fırsatım lazım. Ondan mikser pek kullanmayacağım. Sıvı kalsın istiyorum. Kenardan döküyorum. Şimdi karıştırmaya başlıyorum. İlk renk sıralanıyorum. Kahverengi olacak. Bu da dediğim gibi yağ ile biraz sedef çözdüm. Onu şimdi buraya aktarıyorum. Burada da esansımı ilave ediyorum. Ve şimdi burada yaklaşık burada yaklaşık 70 gram koyuyorum. Tamam. Bir karıştırıyorum. İkinci kapı burada yaklaşık 200 gram döküyorum. Burada beyaz koyuyorum. Şimdi burada bunları ilave edeceğim. Biraz beyaz. Kenardan döküyorum. Biraz mavi. Az kahverengi. Şimdi benim yuvarlak kalıbım alıyorum. Yandan biraz hafif yani dik olmayan tutuyorum. Şimdi burada dökmeye başlıyorum. Solza giderek kenardan insin istiyorum. Biraz topaklandı. Şimdi kalanı burada döküyorum. Tamam. Burada hafif sallanıyorum, otursun. Varsa kapağını sağla.
kapatabilirsiniz. Ve böyle sertleşmeye bekliyorum. Yaklaşık bir iki gün sonra bunu kalıptan çıkartabiliriz. Şimdi bu kalıp tek kullanım olabilir ya da birkaç defa kullanabilirsin. Ben şimdi içinde yağlı kat koymadığım için tek kullanımlık olacak. Onu buradan açarak soyacağız. Ama isterseniz yağlı kat koyun, tekrar kullanabilirsiniz. Umuyorum bu proje beğendiniz. Daha fazla projeler için sabunatelier.com ziyaret etmeyi unutmayın. Benden bu kadar bugün. Justine sabunatelier.com'dan. Bye bye.